Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar enfeksiyon hastalıkları dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. İlk bölümümüzde aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuzdaki 1. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bulaşıcı hastalığın bir bölgede kısa sürede beklenenden çok sayıda görülmesine, bakın kısa sürede beklenenden çok sayıda görülmesine nokta nokta, yani parantez içerisinde salgın anlamına gelen bir ifade doldurmamız gerekiyor. Biz bu kavrama epidemi diyoruz arkadaşlar. Boşluğa epidemi kelimesi gelmesi gerekiyor böylelikle diyelim ve geçiyoruz diğerine. Enfeksiyon hastalıklarının oluşabilmesi için gerekli faktörlerin hepsine birden nokta nokta denir ki bir zincir halkası enfeksiyon zinciridir. Buraya da enfeksiyon zinciri yazalım arkadaşlar. Bir diğer boşluğumuz, mikroorganizmalara karşı enfeksiyon oluşumunu önlemek için duyarlı konakçıyı duyarsız hale getirme faaliyetine nokta nokta denir ifadesi var. Bu da bir bağışıklık sisteminin yapmış olduğu, ortaya çıkarmış olduğu bağışıklanma diyoruz. Buraya da bağışıklanma diyelim arkadaşlar. Evet, bir diğer ifademize geçiyoruz hemen. Bir hastalığın bir toplum veya bölgede tek tük vakalar olarak bulunmasına nokta nokta denir. Bakın tek tük, bu sıklıkla, kısa sürede gibi, bu tarz ipuçlarına dikkat edin arkadaşlar. Tek tük olmasına sporadik enfeksiyon denir. Evet, ilginç bir ismi var. Sporadik enfeksiyon olarak yazalım. Evet, tek tük vakaların görülmesi durumudur bu ifade. Beşinci sorumuzda, hastalık etkeninin hasta kişiden hasta olmayan kişiye sağlık personeli tarafından gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle bulaştırılmasına, bakın sağlık personeli tarafından bulaştırılması ipucu var. Biz bu bulaşıya çapraz enfeksiyon diyoruz arkadaşlar. Buraya da çapraz enfeksiyon diyelim. Evet, bir diğer boşluğumuza bakalım. Altıncı ifademizde, mikroorganizmanın kendisi veya toksinleriyle vücut arasındaki çatışmadan kaynaklanan ve patolojik belirtilerle tanımlanan ve insandan insana bulaşan hastalık grubuna nokta nokta denir ifadesi var ki insandan insana, bu dikkat edin nokta ipuçlarından biri. Biz buna enfeksiyon hastalıkları diyoruz arkadaşlar. Hepsinin genel adına enfeksiyon hastalıkları şeklinde ifade edelim. Evet, son 3 boşluğumuz burada. Diğer sorumuz, kaynağı hayvan olan etkenlerle meydana gelen enfeksiyon hastalıklarına ne denir? Peki kaynağı hayvan olan, dikkat edin bu da diğer bir ipucu. Buna da virulans deniyor arkadaşlar kavram olarak. Virulans diyelim. Kaynağı hayvan olan etkenlerle meydana gelen enfeksiyon hastalıklarının genel adı, tıbbi terim olarak karşılığı. Nokta nokta bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Bahsettiğimiz işte bu bağışıklık sisteminin ta kendisidir arkadaşlar. Buraya da bağışıklık sistemi yazalım. Evet, böyle kavramlar ve tanımları mutlaka ilk sınavda sorulacak. Ya klasik sorulur ya da böyle boşluk doldurma şeklindedir arkadaşlar. Bu kavramları lütfen iyi ezberleyin diyoruz. Bir hastalığın ülkeler ve kıtalar arasında yayılmasına, ki 2019'dan beri çektiğimiz bir durum COVID-19 salgınını biliyorsunuz. Bu tarz salgınlara ne diyoruz arkadaşlar? Pandemi diyoruz değil mi? Buraya da hatta pandemi dönemi demiştik. Ülkeler ve kıtalar arasında yayılması durumu bir hastalığın. Evet, pandemiyi de hatırlatmış olduk. Bir diğeri nokta nokta bir hastalığın bir topluma belirli ya da alışılmış sıklıkla görülmesine denir. Bakın bu da ipucu, belirli ya da alışılmış sıklıkla görülmesine de o hastalığın endemi ifadesiyle söylendiğini hatırlatmış olalım. Bahsettiğimiz kavram endemidir arkadaşlar. Bir hastalığın bir toplumda belirli ya da alışılmış sıklıkta görülmesine denir diyoruz ve pandemi, endemi, bunları lütfen, epidemi, birbirine benzeyen kavramlar, bunları lütfen iyice ezberleyelim. Sınavların banko soruları diyoruz bu sorulara. Geçiyorum diğer soruya arkadaşlar.
Bu bölümde aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleriniz. İlk ifademiz bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girip yerleşerek çoğalmasına ne denir ifadesi var ki biz zaten dersimiz gereği enfeksiyon tanımını bu şekilde sizlere anlatmıştık. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz birinci soru için gayet basit eğer enfeksiyonun tanımını biliyorsak. Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkenini vücudunda taşıdığı halde kendisinde hastalık belirtisi göstermeyen fakat başkalarına bulaştıran kişilere verilen isim yani taşıyıcı insan kendinde belirtisi yok ama taşıyıcı o insanlara ne diyoruz arkadaşlar biz portör insandır bakın taşıyıcı bunu hayvanlar yapsaydı onlara da vektör diyorduk birazdan çıkacak ona benzer soru dolayısıyla taşıyıcı insanlara ve portör diyoruz cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soru için diğer sorumuz kan dolaşımına geçen virüslerin kanda görülmesine ve yayılmasına ne denir ifadesi var ki görülüp yayılması burada zaten sepsitemi ifadesi var arkadaşlar. Toksemi, enfeksiyon, viremi, virülans bunları zaten diğer sorularda gördüğünüz göreceksiniz. Bahsedilen virüslerin kanda görülmesi ve yayılması septisemi olarak ifade edilir. Onun için cevabımız Bursa seçeneği olacak 3. soru için. 4'e bakıyoruz. Hastalık etkenini taşıyan kişinin bulaştırıcılık süresince sağlam kişilerden ayrılmasına ne denir? Evet, hastalıklı olanın ayrılmasına, bir kapalı bir yerde tutulmasına özellikle o bahsettiğimiz kavram tecrittir arkadaşlar. Onları diğerlerinden ayırma, ayrı tutma anlamına gelir tecrit kelimesi. Onun için cevabımız Adana seçeneği olacak gayet açık bu soruda. Enfeksiyon etkenlerinin canlı ya da cansız bir ortama bulaşarak yerleşip orada çoğalabilmesine ne denir ifadesi var ki? Orada çoğalabilmesidir ipucu arkadaşlar. Burada canlı ya da cansız bir ortama bulaşıp orada çoğalabilmesi enfektivite olarak ifade edilir. Cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Kavramsal olarak direkt nokta atışı arkadaşlar. Yorum yapıp kafanızı karıştırmak istemiyoruz. Bu terimleri zaten biliyoruz ünitelerden. Mikroorganizmalar insandan insana fiziksel dokunma ile bulaşmasına neden. Evet, insandan insana olacak ve fiziksel mesela tokalaşacağız, işte ne bileyim öpüşeceğiz gibi. Bu tarz yolla bulaşmasına ne diyoruz? Doğrudan temastır arkadaşlar. Bizzat dokunarak, değerek doğrudan temastır bu kavramın adı diyelim. Ve geçiyorum bir başka sayfa ve sorulara. Evet, 7. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi hastalıkların oluşmasında rol oynayan insana ait faktörlerden değildir. Bakın insana ait bir faktör olmayacak. Cins insanın bir cinsidir. Cins faktörüdür. Zaman insana ait bir fiziki veya sosyal bir faktör değil arkadaşlar. Zaman insan dışı oluşan bir olgu. İnsanın yaşı, insanın beslenmesi, insan ailesi bunlar insana ait faktörlerken zaman insana ait faktör değil hastalıkların oluşmasında. Onun için cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soru için. Bir mikroorganizmanın yeni konakçıya girmesiyle hastalık belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen süreye bakın o süreden bahsediyoruz. Biz o süreye arkadaşlar kuluçka süresi diyoruz o hastalığın kendini ortaya çıkarmadan önceki saman altından su yürütmesi tabiri caizse belirtileri ortaya çıkarmadan ortaya çıkması diyoruz zamanla. Dolayısıyla bu süre kuluçka süresidir hastalıklar için. Aşağıdakilerden hangisi doğal direnci oluşturan hücresel faktörlerdendir? Bakın hücresel altı çizilmiş monositler, granülositler, mast hücreleri, akyuvarlar ve deri. Bakın hücresel faktör deyince kan içerisinde hücrelerde arayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız akyuvarlar olacak. Akyuvarlar doğal direnci oluşturan hücresel faktörlerdendir diyelim. Cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. 10. soruda kontrolü en zor bulaşma şekli hangisidir? Arkadaşlar hastalıkların kontrolü biliyorsunuz ki toprakta kontrol edebilirsiniz. Su, besin, el bunların hepsini temizleyip dezenfekte edebilirsiniz. Mikropları kırabilirsiniz. Ama hava yoluyla bulaşma, havayla bulaşma kontrolü en zordur arkadaşlar. Havayı kontrol adına disiplin altına alamazsınız. Dolayısıyla en zor bulaşma şekli hastalıkların kontrolü ve en zor bulaşma şeklidir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği olacak bu küçük minik soru için.
Aşağıdakilerden hangisi doğal aktif bağışıklıktır? Bakın, doğal ve aktif bağışıklıktan bahsediyoruz. O bağışıklık hastalığı geçirerek en doğalıdır arkadaşlar. Hem aktif olarak vücudumuz hazır hem de bizzat o virüsü, bakteri kendimiz yenmişizdir. Aşılama, serum, anne sütü, sabunlu su, bunlar dışarıda müdahale, suni müdahalelerken hastalığı geçirmek en doğal aktif bağışıklılıktır. O hastalığa karşı arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği diyoruz bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi aşılanmanın faydalarından biri değildir? Enfeksiyondan korumanın en kolay hatta en ucuz yolu arkadaşlar. Doğru. İş gücü kaybını önemli ölçüde azaltır. Evet, hasta olmayız, dolayısıyla çalışanımız da işe gelir. Toplumda salgınları önler. Covid'de olduğu gibi aşılı olanlar daha rahat atlattı bunu, biliyorsunuz. İnsanların sağlıkları kayba uğramaz. Evet, dediğimiz gibi iş gücü kaybı, sağlığı ortadan kalkar. Sağlık kaybı ortadan kalkar. Eğitim hizmetlerinin verimini artırır. Yani kafası çalışmayan, başarılı olmayan bir okulu aşılayalım da kafası çalışsın mı? Hayır. Dolayısıyla sağlıkla ilgilidir, eğitimle ilgili değil aşı. Eğitim hizmetlerinin verimini artırmak amacıyla aşılama olmaz arkadaşlar. Cevabımız gayet açık. Basit bir soru, mantıklı bir şekilde düşündüğümüz sürece. 13. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon zincirinde yer almaz? Dikkat edin, enfeksiyon zincirini biraz önce tanımını yapmıştık videonun başında. Hangisi bu zincir içerisinde yer almaz? Ona bakalım. Enfeksiyon etkeni bu zincirin başında. Enfeksiyon kaynağı yine aynı şekilde. Enfeksiyona duyarlı organizma aynı şekilde. Yeni konakçıya giriş kapısı ve bulaşma yolu yine zincir içerisinde. Etkenin virülansı arkadaşlar, enfeksiyon zinciri içerisinde yer alan bir basamak, süreç değil. Dolayısıyla cevap Edirne seçeneği olacak. Enfeksiyon zincir maddelerini şöyle bir kez daha gözden geçirin istiyorsunuz. Çünkü sorular geliyor arkadaşlar. Bulaşıcı bir hastalığa temas eden insanların ya da hayvanların hareket özgürlüklerinin o hastalığın bulaştırıcılığı süresince kısıtlanmasına ne denir ifadesi var ki arkadaşlar? Belli bir insan grubunu veya hayvan grubunu diğerlerinden ayırıyoruz. Biraz önce tecrit dedik ama burada kısıtlanma meselesi var ki o bölgenin karantinası alınmasıdır. Portör zaten taşıyıcı insan demiştik, vektör taşıyıcı hayvan. Mortalite yine ölüm oranı, bulaşma zaten bulaşma adı üstünde ama bahsedilen bu kısıtlama sürecine karantina diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi bir mikroorganizmanın yeni konakçıya girmesiyle hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasındaki süreye verilen isimdir? Bakın, o süreden bahsediyoruz. Biraz önce buna benzer bir şey vardı ki o kuluçka dönemiydi. Bu bulaştırma dönemi olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin bu iki sürece. Biri kuluçka dönemiydi ama burada bahsedilen açıklama bulaştırma dönemini ifade eder. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz 15. soru için. 16. sorumuz. AIDS'in hangisi yanlıştır? Evet, AIDS bilgisi biliyorsunuz ki en çok cinsel temasla karşıdan karşıya bulaşır. Hangisi yanlıştır bakalım. Bağışıklık sistemini zayıflatır. Kesinlikle sistem, hatta çoğunun sonunun ölüm olduğunu biliyoruz. Allah muhafaza. Dolayısıyla bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu doğru bir bilgi. Hayat kadınları risk grubudur. Cinsel yolla bulaştığı için doğru. Aşısı yoktur. Kesin bir tedavisi yok çünkü. Etkili tedavisi vardır diyemem. Çünkü burada aşısı yoktur diyoruz. Burada tedavisi vardır. Arkadaşlar, burada bir çelişki var. Cevabımız Denizli seçeneği. Tedavide amaç virüsün yeniden oluşmasını önlemektir. Evet, kontrol altına almak. Virüsü vücuttan silemiyorsunuz arkadaşlar. Ama kontrol altına almayı deniyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla amaç o. Tamamen vücuttan silebilmek henüz mümkün değil. Çünkü aşısı yok. Etkili bir tedavisi de yok haliyle. Ama burada etkili tedavisi vardı dendiği için cevabımız D seçeneği, yanlış seçenek olarak kabul etmek zorundayız. AIDS için arkadaşlar. Hangisi gripte bulaşma yolu değildir? Grip biliyorsunuz ki hapşırıkla bulaşır. Havadaki damlacık, o havanın başkası tarafından su nefes olarak çekilmesi dolayısıyla grip bulaşır. Öksürük yoluyla yine bulaşır. Solunum yine hava damlacıklarla. Bunlar hep birbiriyle alakalı şeyler, bulaşır ama kan yoluyla grip bulaşmaz arkadaşlar. Onun için cevabımız Edirne seçeneği diyoruz bu soru için. Bu sayfadaki son sorumuz. Hepatit B ve C, sıtma ve AIDS gibi hastalıklar daha çok hangi yolla konakçıya bulaşır? Evet, daha çok diyor. Hangi yolla bulaşır arkadaşlar? Tabii bir sürü bulaşma çeşidi var ama en önemli bulaşma çeşidinin cinsel temas yoluyla olduğunu biraz önce söyledik. Sindirim yolu, solunum, vektörlerle, su ve besin değil. Cinsel temas ve parenteral yolla, yani kas içerisine
zerk edilen iğne ve ilaçlarla bulaşma yöntemi en çok daha çok olduğunu söyleyelim. Cevabımız Edirne seçin arkadaşlar bu soru için. Evet, videomuzdaki son sayfa, son 4 sorumuz diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık çeşitlerinden değildir? Evet, bağışıklık çeşitlerini de biliyoruz. Doğal bağışıklık bundan biri. Vektörel bağışıklık, yani o vektörlere karşı olan bağışıklığımız. Pasif bağışıklık, kazanılmış bağışıklık diye bir bağışıklık yok arkadaşlar. Aktif bağışıklık biraz önce söyledik zaten. Doğal aktif bağışıklık, o hastalığı geçirme demiştik ama kazanılmış bağışıklık diye bir bağışıklık çeşidi yok. Onun için cevabımız Bursa seçeneği olacak 19. soru için. 20. sorumuza bakalım. Konakçının bir enfeksiyon etkenin veya onun toksik ürünlerinin organizmaya girmesini, üremesini ya da zarar vermesini önleyen bünyesel gücüne, bakın bünyesel gücüne ne diyoruz? Kendi bünyesinin üretmiş olduğu o güç, kontaminasyon, bulaşma. Bulaşma zaten değil, enfekte yine aynı şekilde portör hastalığı taşıyan insanlar demiş ki bahsettiğimiz ifade dirençtir arkadaşlar. Bünyesel güce biz o vücudun direnci diyoruz. Hastalıklara karşı olan direnç diyelim ve hatırlatmış olduk bir kez daha sizlere bunu. Aşağıdakilerden hangisi vücuda verildiğinde kendine özgü bir immün tepki oluşturabilen her türlü maddeye verilen isimdir? Arkadaşlar, immün tepki oluşturabilen her türlü maddenin kavramsal karşılığını biz antijen olarak öğrendik ünitelerde. Dolayısıyla antikor, hapten, globulin ve protein bu şekilde aklımızı karıştırmasın. İmmün tepki oluşturabilen her türlü maddenin antijen olduğunu unutmayalım. Cevabımız Bursa. Son sorumuz videodaki. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğine verilen ad? Bakın, enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneği. Bu örnek, bu özellik, ipucunu kaçırmayın arkadaşlar. Hastalık yapabilme yeteneğinin ismine patojenite olarak söylenir tıp dilinde. Yani porter, virulans, kontaminasyon, saprofit değil, patojenitedir. Bu enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğine diyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.